Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Aquarium Pets Kulüp sakinleri, üyeleri, değerli aile, öyle söyleyelim. Yeni katılan arkadaşlarımız da var tabii ki aramıza. Onlara da selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizden harika bilgi paylaşımları bekliyorum. Ustalık alanlarınızla alakalı bilgi paylaşımları bekliyorum. İnşallah bu site her geçen gün yükseliyor. Daha da yüksek yerlere gelecek tabii ki sizlerin sayesinde. Bu yüzden teşekkür ediyoruz. Tropius hakkında bilgi vereceğim. Bir oylama gerçekleştirdim. Dedim ki hangi balık türünü araştırıp video halinde sizlere sunalım. Tropius aldı başını gitti. Tabii hani bu paylaşımın içerisinde Japon balığı da var, Lepistes de var, işte birçok balık türü var. Hatta karides bile var. Yakın bir zamanda karides araştırmayı düşünüyorum sizlere sunacağım. Diğer arkadaşlarımı da kırmayacağım, haberiniz olsun. Tropius beslemiyorum. Tabii ki besleyen arkadaşlarımız var. Bir kaynaktan alıntı yaptım, bunu sizlere aktaracağım. Ama Tropius besleyen arkadaşlarımız eyvallah ki var. Onlar da eksik gördükleri bilgileri fotoğraf halinde, işte ben şu tür bir Tropius besliyorum, İşte bunlar da eklenirse tarzında bilgiler sunarsanız bu videoyu çok muhteşem bir Tropius bilgi paylaşımı videosu haline getirebiliriz hep beraber. Her zaman için söylüyorum, bir elin nesi var, iki elin sesi var arkadaşlar. 8 türü var Tropius'un. Benim bildiğim mesela The Boise var, Icola var, bir de Bicardi türleri var ama bunlar da kendi aralarında sınıflandırılıyor. Mesela Bicardi'nin falanca türü, işte Icola'nın filanca türü diye. Bu yüzden hani çok farklı ve fazla türü olan bir balık türü ve çok pahalı. Bunu da aktarmış olalım. Tanganyika Gölü'nde yaşıyor. Doğada gölün yüzeylere yakın kayalık alanlarında yaşayan balıklar. Ve biz cikletleri hep etçil olarak biliyoruz ama Tropiuslar otçul balık. Bu yüzden karma ciklet akvaryumunda hani mesela arkamda gördüğünüz hepsi etçil. Burada bulunması çok uygun değil. Çünkü siz yem attığınız an itibariyle bu akvaryuma tabii ki etçil proteini çok fazla olan yemler kullanıyorsunuz. Kullanmak zorundasınız gelişimleri için. İşte Tropius da bunlarla beslendiği an itibariyle sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte kabız olabiliyor, iç parazit olabiliyor. Bu yüzden mutlaka bir Tropius akvaryumu gerekli. Sadece Tropius'un bulunduğu bir akvaryum gerekli. Ve en az 10 adet Tropius gerekli. Bu adede karşılıkta 250 litre, en az 250 litrelik bir akvaryumda bakılması gerekiyor. Bunu da size aktarmış olalım. pH'i 8,5-9,5 olması gerekiyor. 26-27 santigrat dereceyi seviyor Tropiuslar. Ve ışıklandırmanın çok iyi olması gerekiyor. Çünkü kayalık alanlarda yaşamasındaki en büyük sebebiyet işte güneş ışınlarının oluşturduğu yosunlarla beslenmeleri doğada. Burada da aynı ortamı sağlayabilirsiniz. Tabi hani yosun oluşuyor, onları yer, ben yem vermesem olur mu olayı da yok. Kaliteli otçul yemlerle beslemeniz gerekiyor. Ve bu da bir dipnot olsun. Ben açık yeme karşıyım arkadaşlar. Hani ucuz olsun diye açık yem alalım falan diyoruz ya. Buna karşıyım. Çünkü son kullanma tarihi geçmiş olabiliyor. Bunu satan akvaryumcu hani kötü niyetli değil de belki unutmuş, görmemiş olabiliyor. O yüzden veyahut nemlenmiş, işte bozulmuş olabiliyor. Bu yüzden lütfen beslediğiniz canlıları riske atmamak amaçlı son kullanma tarihine bakıp kapalı kutuda olmasına özen gösterin. Başka ne özellikleri var bu balıkların? Çok fazla dişe sahipler. Bu yüzden uzun bir bağırsak sistemine sahipler. Ve Tropiuslarda mide yok arkadaşlar. Evet, çok ilginç. Midesiz balıklar Tropiuslar. Ve hani aşırı proteinsel gıdalarla beslediğiniz an itibariyle, yani yemlerle beslediğiniz an itibariyle Tropiuslarda iç parazit meydana geliyor. Bu da iştah azalmasına sebebiyet veriyor. Karın bölgesinde anormal bir derece şişme meydana getirebiliyor. Sık nefes alıp verme, bunun diğer belirtisi. İşte akvaryumun üstünde veyahut da kumda tamamen diğer balıklardan uzak ve tek başına zaten belli oluyor hayvandaki hastalık. O yüzden böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamak için Tropiusları mutlaka otçul yemlerle beslemeniz gerek. Cinsiyet ayrımı anüs bent kontrolü ile anlaşılıyor. Çok zor anlaşılıyormuş. Yani bakıldığı anda bir dişi mi erkek mi anlaşılmıyor ama ustalar anlıyordur tabii ki. Anüs bent en net kontrolü sağlıyor ve bir farklı özelliği de çok hızlı büyüyenler erkekmiş. Yani diğerlerine nazaran, dişlere nazaran erkekler daha hızlı büyüyor. Birçok balıkta da bu özellik var. Buradan da anlayabilirsiniz. Koloni halinde yaşıyorlar.
Ve dediğim gibi bir Tropeus akvaryumunda en az 10 adet Tropeus olması gerekiyor. Ve geniş hacimli tanklarda 250 litrelik bir tankta 10 adet balık için böyle bir ortam sağlamanız gerekiyor. Işık çok önemli, kayalar çok önemli. Bunları sağladığınız an itibariyle de onların yaşamsal faaliyetlerini, az önce saydığım özelliklerle alakalı yaşamsal faaliyetlerini oluşturduğunuz an itibariyle çok tatlı, çok sevimli Tropeus yavrucuklarına da kavuşabiliyorsunuz efendim. Eklemek istediğiniz bilgiler varsa mutlaka ki ekleyin Tropeus besleyenler, ki ben de kontrol edeceğim. Ekleyebildiğim kadar fotoğraf da eklemeye çalışacağım Tropeus'larla alakalı. Şimdilik bu kadar ama yakın bir zamanda yepyeni videolarla tekrardan karşı karşıya kalacağız. Yorumlar kısmına yine araştırmamı istediğiniz balık türleri hakkında, İşte falancayı araştır, filancayı araştır diye yazarsanız da araştırmamı istediğiniz balık türlerini de araştırmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.